İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Garo Hamamcan hayatını kaybetti. Batı Ermenistan'ın batısındaki Artvin şehrinde sel felaketi yaşandı. Yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Senatör Bob Menendez, saldırganın hangi taraf olduğunu belirtmemek büyük bir hatadır. Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini düşünmedim, hala da düşünmüyorum. Türk basınına göre Amerika Birleşik Devletleri Suriyeli Kürtleri eğitmeye devam ediyor. Sel suları Batı Ermenistan'daki Van'ın Bergiri şelalesini coşturdu. Ruzan Nahçadıryan, vatana ibadet. İstanbul'da yayınlanan Ermenice Marmara Gazetesi baş fotoğrafçısı ve genel yayın yönetim kurulu üyesi Garo Hamamcan'ın vefatını derin üzüntüyle duyurmuş bulunmaktayız. Batı Ermenistan Başkanlık Konseyi, Hükümet ve Ulusal Meclis, Garo Hamamcan'ın ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına ve İstanbul Ermeni toplumuna bu değerli kayıptan dolayı taziyelerini sunar. Garo Hamamcan'ın güzel hatırası, onu tanıyanların ruhlarında her zaman parıldayacaktır. Batı Ermenistan'daki Artvin şehri 22 Temmuz akşamı şiddetli bir sel felaketi yaşadı. Dün gece başlayan şiddetli yağışlar Çoruh Nehri'nin seviyesini yükselterek şehri sular altında bıraktı. Birçok caddeyi, konutları su bastı, düzinelerce araba tekne gibi süzüldü, yaklaşık 200 kişi ise tahliye edildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler vatandaşların yardımına koştu. Hastaneye çok sayıda vatandaş başvurdu. Önverilere göre can kayıpları mevcut değil. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, geçen yıl Artsakh'ta Ermenilere yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri yardımının yanı sıra Suriye'den militanların çatışmalara katılmasına bir kez daha atıfta bulundu. Menendez, belirli eylemlerin gerçekleştirilmesinde hangi tarafın saldırgan olduğunun belirtilmemesi durumunda büyük bir hata yapıldığını vurguladı. Menendez konuşmasında hem uluslararası toplum hem de AGİTMİS grubu eş başkanları tarafından yapılan açıklamalarda hangi tarafın saldırganlığını, ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtmediği için bu durum çatışma boyunca gerçekten önemli bir etkiye sahip olabilirdi. Belki de Azerbaycan'ın bu yıllardaki saldırgan ve yıkıcı davranışları açık ve yeterli bir şekilde ele alınsaydı, bugün Azerbaycan makamları sahte bir barışsever kisvesi altında saklanmayacaktı. Her iki tarafa da sürekli çağrılar ve tembihler, Artsakh halkının şahsında Ermeni halkının acı çektiği ve hala da acı çekmekte olduğu bir adaletsizlik ve eşitsizlik atmosferi yarattı, dedi. Yazının tamamını Hayastanyan Rabedutdin adlı gazetenin bugünkü sayısında okuyabilirsiniz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kıbrıs adasındaki son Türk provokasyonlarına yanıt olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma umudunun olmadığını söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum diyen Merkel, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak için çok çaba sarf etmekte olduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Türkiye Mülteci Anlaşması hakkında sorulan bir soruya Merkel, Avrupa Konseyi'nin mülteci çalışmalarını desteklemek için Türkiye'ye 3 milyar avro sağlamaya karar verdiğini ifade etti. Ankara bu göç sorununu siyasi bir araç olarak çok sık kullanıyor. Türk basınında çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki Kürt halk öz savunma güçlerine askeri yardım sağlamaya devam ediyor. Bilindiği üzere Türk yönetimi Kürt Halk Öz Savunma Güçleri YPG'yi Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi PKK ile özdeşleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaklaşık 3 aydır Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda 400 Kürt militanla askeri tatbikatlar yürüttüğü belirtiliyor. Türk medyasının Suriye kaynaklarına dayandırdığı habere göre tatbikatta ABD'li komutanların yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani Kodatlı Farhat Abdi Kobani de hazır bulundu. Batı Ermenistan'ın batısındaki Van ilinin Muradiye bölgesinde geçen hafta şiddetli yağışlar sele neden olurken bazı evleri ve ekilebilir arazileri sular altında bıraktı.
tüm yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Berkidi Şelalesi de yağışlardan nasibini aldı. Ziyaretçiler bu kez ilginç bir olaya tanık oldu. Sakin akan şelalenin berrak suyu saniyeler içinde hem rengini hem de akış hızını değiştirdi. Su seviyesi yükselip debinin aniden artmasıyla şelalenin görüntüsü değişti ve muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Vatana İbadet adlı kitabın yazarı Ruzan Nahçadıryan, yeni yayınlanan kitabında Batı Ermenistan ve Ermeni ordusu askerlerine adanan bölümlerine atıfta bulundu. Ruzan Nahçadıryan, Western Armenia TV ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında yeni çıkan Vatana İbadet adlı kitabını takdim ederek Batı Ermenistan ve Ermeni ordusu askerlerine adanmış bölümler konusunda açıklamalarda bulundu. Yazar, Batı Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerini kripto Ermenileri ve bölgede kendi organize ettiği vaftiz törenlerine değindi. Bu kitabın yazılmasına sebep olan son olaylarla ilgili Artsakh konusuna da değindi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sarkis Bağdasaryan'ın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Ari Ertank adlı eseri sunuyoruz. Ari Ertank sarni bingol oy 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 laçtena veroy yesernim tuk dudari gol oy 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 tu laçtena Yesernim çok dudar igol, oy 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 oy, dolaçtın haber oy. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.